Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün küçük bir söyleşi yapmak için milli triatletimiz Yağmur Aydoğan'la beraberiz. Kendisini birçoğunuz tanıyordur. Tanımayanlar için ben söyleyeyim. Bu geçtiğimiz haftalarda viral bir mesajlaşma yoluyla kendisi Türkiye gündemine hızlı bir şekilde oturdu. O konuya zaten değineceğiz ama onun konuya geçmeden önce tanımayanlar için ben kendisini triatlon nedir ve Yağmur Aydoğan kimdir sorusunu sorup topu sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben 21 yaşındayım. Ege Üniversitesi'nde antrenörlük yüzme bölümünü okuyorum. Triatlon sporuyla uğraşıyorum. Triatlon nedir sorusu ise triatlon yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan bir spordur. Üçünü ard arda yaptığımız. Çok branşlı bir spordur. Evet, çok branşlı bir spordur. Yüzmeden çıkıp hemen transition'a gidip bisikletimizi alıp bisikleti sürüp tekrardan inip ayakkabımızı giyip koştuğumuz bir spor dalıdır. Ve çok vakit harcadığımız, güç gerektiren bir spor dalıdır triatlon aslında. Evet. Bu tabii bireysel yapılan bir spor mu, takım? Bireysel yapılan bir spor. Kısaca anlatmak istersen triatlon için ne diyebilirsin? Böyle bir cümleyle tek olarak özetlemek gerekirse. Triatlon bireysel yapılan, ferdi yapılan bir spordur. İşte yarışlara katılırız. Federasyonumuz da var tabii ki de. Milli takım seçmelerimiz olur. Milli takıma gireriz. Sonrasında yarışmaya devam ederiz. Evet. Yağmur aynı zamanda triatlonda milli atletimiz arkadaşlar. Bu milli atlet olma öykünü birazcık anlatır mısın bize? Tabii ki. Aslında ben atletizm kökenliyim. İlkokul öğretmenim Bilal Duman sayesinde mendil kapmaca oynarken keşfedildim. Sonrasında milli bayramlarda cross yarışlarına katılmaya başladım. Orada da dereceler yapmaya başladım. Marmara birinciliği, ilde Çanakkale adına yarışmaya başladım. Tabii çok ili dolaşmaya tabii başladım ki, bu arada. Tabii ki kesinlikle aynen öyle. Sonrasında Halil Tuna hocamız vardı Gelibolu'da. Cross yarışlarında yarışırken görmüş. Onunla beraber takım olarak başladık. Bize sonrasında triatlonu aslında Halil Tuna hocamız yöneltti. Triatlonu onun sayesinde öğrendik. Sonrasında triatlon ve duatlonla başladık. O zamanlar tabii atlet kökenli olduğumuz için yüzmemiz sıfırdı. Ve Gelibolu'da da havuz yoktu. Çanakkale'ye gidip geliyorduk imkanlarımız el verdiğince. Sonrasında ben dereceler yapmaya başlayınca daha iyisini yapmak için İzmir'e geldim 16 yaşımda. 16 yaşından beri buradayım. Burada devam ediyorum spor hayatıma. Ve 2011 yılında ilk milli sporcu oldum. Genç bayanlarda. Sonrasında 2012'de genç bayanlarda tekrardan Balkan ikincisi oldum. Birçok ülke gezdim. Türkiye milli takım adına. Sonrasında Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Öylelikle devam ettim. 2015'te de en son elitlerde Avrupa Kupası'nda yarıştım. Milli takım adına. Sonrasında triatlona tabii ki yine devam etmeye başladım ama daha farklı hedeflere yönelmeye başladım. Evet. Şimdi burada dikkatimi çeken bir nokta oldu. Milli takım formasını birçok kez giymişsin burada. Ve bu konuyu anlatırken triatlon ve duatlon dedin. Evet. Duatlon ne peki? Şimdi duatlonu da anlattık. Duatlon ne? Duatlon da koşu bisiklet koşudan oluşan bir spor dalıdır. Önce koşuyoruz. Yüzme yok yani duatlonda. Koşuyoruz, bisiklete biniyoruz ve tekrardan koşuyoruz. Arkadaşlar kendisini tanıyanlar bilir. Tanımayanlar için aslında Yağmur'un milli takım hikayesi bir anlatsa roman olacak hikayelerden. Belki bunun için özellikle ilerleyen dönemde bir röportaj daha yaparız seninle. Ama şu anda değinmek istediğimiz konu birazcık daha farklı konu. Şimdi esasında Yağmur için çok daha farklı bir sayfa açılıyor. Yağmur şu anda Ironman Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. İlk başta sen anlat istersen. Artık benim hedefim tabii triatlon yapan her insanda bir Ironman yapma hevesi, isteği oluyor. Hep bir Ironman yapmak istemişimdir. Iron Woman olmak istemişimdir. Bu yüzden de Gloria'da 70.3 yarışına katılıp orada slot alıp dünya şampiyonasına katılmak istiyorum. Gloria neresi? Antalya'da bir özel yapılan bir Ironman yarışı. Ondan geçen yılda yapıldı, ondan önceki yıllarda yapıldı. Türkiye'de yapılan bir yarış. Türkiye'de yarışmak istemiştim zaten. 70.3'te işte orada slot alabilirsem eğer, hedefim o slot almak, dünya şampiyonasına katılmak. Tabii bu çok zorlu geçen bir süreç aslında. Ben tahmin edebiliyorum nasıl olduğunu. Çok yoğun bir antrenman programı yaşıyorsundur. Zaten sana şey de soracağım, bu Ironman'le triatlon arasındaki farkın da tam olarak ne olduğunu soracağım birazdan.
Bu hani zorlu antrenman programında bize de vakit ayırdığın için ben ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında Yağmur çok sevimli bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Gerçekten gönül vererek ne denir ona? Bu yola baş koyarak yola çıkmış arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kendisini şimdiden Dünya Şampiyonası'nda tebrik ediyoruz. Ben oraya katılabileceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bize bu Ironman ile triatlon arasındaki farkı anlatabilir misin? Triatlon da evet olimpik mesafe zaten oluyor. Hı-hı. Olimpiyatlarda da yer almış bir spor dalımız. Hı-hı. Ironman daha çok özel bir yarış. Ve mesafesi biraz daha fazla oluyor. Hı-hı. 1900 metre yüzüyoruz, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre de koşu. Bu half Ironman oluyor. Hı-hı. Benim hedefim half Ironman'de tabii ki derece yapmak. Tabii şimdi Ironman'de milli forma giymiyorsun değil mi? Evet, bireysel, bireysel bir yarış. Dolayısıyla bu noktada sponsor kesinlikle açmasına giriyor insanlar, sporcular daha çok tahmin edebiliyorum. Bu konuda yaşadığın zorluklar ne, biraz anlatabilir misin? Bir zorluk yaşıyor musun daha doğrusu, bilemiyorum da. Evet, zorluk yaşıyorum. Şöyle yaşıyorum çünkü bu sporu yapanlar bilir. 3 tane dal olduğu için içinde malzemeleri vesaire, ulaşım olsun, özel bir yarış olduğu için katılım ücreti olsun. Bunlar hep böyle yüksek miktarda. Aha. Ve ben burada da tek başıma kendi ayaklarımın üstünde durabildiğim için aslında dereceler de yapmak istiyorum ve aha, bu spora gönül vermiş bir insan olarak bırakamıyorum da. İnsan evet, alıştığında daha çok da seviyor, daha iyi adrenalin yerleri. Adrenalin bağımlılığı değil mi? Kesinlikle, aynen öyle. Ve kapasite olarak da daha iyi yapabileceğimi düşündüğüm için Ironman'a yöneldim, vücut yapımdan da dolayı. Hı hı. Ve istiyordum. Zaten dediğim gibi triatlon yapan her insan Ironman yapmak ister yani. Gönlünde her yediğin gönlünde bir aslan yatar. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şu anda mevcut bulabildiğin sponsorlar var mı? Daha doğrusu bu sponsor konusuna değindiğimiz zaman şimdi şey konusuna gelelim. Söyleşinin de başında değindiğimiz bu viral olarak yayılan bu mesaj konusuna gelelim istersen. Birazcık ona değinelim. Çünkü bir anda hiçbir şey yokken bir anda gündemde Yağmur Aydoğan diye birisi belirdi ve bu olay nasıl, bu olay nasıl gelişti? Bunu biraz anlatmak ister misin bize? Benden habersiz gelişmiş bir konu aslında. Ben de sizler gibi Instagram sayfasında takipçilerim arttıkça öğreniyordum. Çok hızlı gelişti değil mi? Kesinlikle yani ben bu kadarını beklemiyordum. Bu konuya da değinmişken aslında ben bir teşekkür de etmek istiyorum herkesin huzurunda. Bana inanan, bana güvenen, hep yanımda olan, hiçbir şekilde art niyeti olmayan, yani omzu nasıl diyeyim, dayanak noktası gibi. Kesinlikle mi? Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Elif Akçay sayesinde oldu bunların hepsi. Onun sayesinde hayallerime, hedeflerime ulaşabiliyorum. Ne mutlu bana. İyi ki onu tanıdım, iyi ki hayatımda. Ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki var. İnşallah bu takip eden insanlar da, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En güzel cevabı derecelerimle kürsüye çıkarak size teşekkür edebileceğimi düşünüyorum. Bu arada kendisine bir şey söylemek istersen, kamera karşısında belki seyredecek o da bu videoyu, söylemek istersen söyleyebilirsin. Evet. Sizin kadar güçlü bir insan umarım olurum. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Evet, buradan kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle genç arkadaşlarımıza destek olduğu için. Çünkü toplum olarak bu şekilde genç sporcu arkadaşlara her zaman ihtiyacımız vardı. Her zaman daha olacak. Biz de senin vasıtanla kendisine teşekkür etmiş olalım. Dolayısıyla hani o zaman bir sponsor dönüşü, yani bu Ironman'e katılmak için de bir geri dönüş almaya başladın diye tahmin ediyorum ben şeylerden. Ben zaten bu hani mesajı ve mesajın getirdiklerini internetten takip ettiğim kadarıyla çok olumsuz bir geri dönüş almadım. Hatta senin faydalı olduğunu düşünmeye başlamıştım ben. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Evet. Bir yerlere getirdi değil mi bu? Tabii ki de. Mesela takipçilerimin yorumlarını görüyorum. Senin sayende triatlonu tanıdık. Çünkü Türkiye'de çok gelişmiş bir spor dalı değil. Yeni yeni gelişiyor. Evet. Ne mutlu bana ki bir katma değer katabildiysem. O yüzden hani o yorumları da okuyorum. O kadar çok mutlu oluyorum ki o yorumlara. Beni tanımadıklarına rağmen bana destek çıkmaları için çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Ne desem, bunu kelimelerle ifade edebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü o kadar çok mutluyum ki tanımadığınız halde o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki çok motive oluyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Umarım en güzel teşekkürü
Dünya Şampiyonası'na katılarak vereceğim. Evet, az önce dediğim gibi ben buna inanıyorum zaten. Şimdi işin güzel tarafı şu esasında. İnsanların sadece senden çıkarı olduğu için değil, seni beğendikleri için alkışlıyor olmaları bu sana yaşatılabilecek en büyük tatminlerden bir tanesidir. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Yani bütün bu yaşadığın zorluklar, zorlu antrenman şartı, sosyal yaşantının minimuma indirilmesi, aynı zamanda okulun var, okula yetişmeye çalışıyorsun. Bu yaşayacağın en güzel tatmin duygularından bir tanesidir. Tabii ki. Diye düşünüyorum. Bu konuyu açmışken şimdi çok küçük yaşta spora başladın ve çok küçük yaşta profesyonel olarak sporla ilgilenmeye başladın. Dolayısıyla aradan yıllar geçti ve genç bir kadın olarak hala sporla ilgileniyorsun. Ülkemizde kadın ve spor çok birbiriyle bağlaşan şeyler değil. Bu konu hakkında yaşadığın belki zorluklar vardır. Yani belki ufak komik anıların vardır. Bahsetmek istersen. Tabii ki var anılarımız. Şöyle bir örnek verebilirim. Bisiklet sürerken yola çıkıyoruz antrenman yapabilmek için. Laf atan mı dersiniz, arabayla sıkıştıran mı dersiniz vesaire böyle. Ama aslında artık ülkemizde de spor gelişmeye başladı. Daha hoşgörülü davranıyorlar. Daha destekçi oluyorlar. Bu yüzden de mutluyum açıkçası. Çünkü spor yapan çok insan görmeye başladık. Ne mutlu bize. Peki hani seni takip etmek isteyen, bu sporlara merak salan insanlar ve cesaret edemeyen insanlar vardır muhakkak. Genç, ufak kardeşlerimiz vardır. Onlar için önerebileceğin birkaç nokta var mı? Evet bak şunlara dikkat etsinler, şu şekilde yaparlarsa başarılı olabilirler. Veya başarılı olmak için şunu yapmaları gerekiyor. Veya mesela senin bir rol modelin var mı bu Ironman veya triatlon konusunda? Evet, aslında ben başarılı olan bütün herkesi takip ediyorum. En çok da destekçilerimden bir tanesi antrenörüm Okan Ulaş. O benim için bambaşkadır. Şöyle söyleyebilirim ki hiçbir zaman pes etmesinler. Hep bir ileriye doğru devam etsinler. Daha çok başarılı olacağım diyerekten. İnansınlar ilk önce kendilerine. Pes etmeyince inanın her şey oluyor. Sadece inanmak önemli. Kesinlikle. Yağmur'la dün tanıştık işin açıkçası. Hani kendisiyle konuşurken sosyal medyada çok fazla aktif olmadığını söyledi. Bana sadece evet. Kullandığı Instagram hesabı varmış. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Bugün ne konularından bahsettik? Triatlon, duatlon, Ironman konularında merak ettiğiniz şeyler olursa Instagram'dan kendisini takip ederek, hatta kendi sana sorarlarsa da seve seve cevap verebileceğini düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Takip ederseniz hem onun için bir fayda sağlamış olursunuz hem de merak ettiğiniz şeyleri öğrenmiş olursunuz. Bugün triatlon ve Ironman branşları konusunda genç ve milli arkadaşımız Yağmur'la küçük bir söyleşi yapmak istedik arkadaşlar. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve bu yoğun antrenman programında, yoğun okul programında, hatta sınav sezonu da başlayacak demiş. Evet, vizelerimiz başlayacak. Bize güzel bir vakit ayırdı. Şimdi siz bunu 5 dakikada seyrediyorsunuz ama biz bunun için birkaç saat öncesinden buluştuk. Dün de biraz mesai harcadık. Evet. Kendisine şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar için söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum, çok motive oluyorum. Tanımadığınız halde böyle güzel şeyler yazmanız beni çok mutlu ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, kendisini takip etmeyi unutmayın. Kendisiyle yeni tanışmış olsak da bundan sonra ben sık sık görüşeceğimizi düşünüyorum. Hatta belki karşı yaka yollarında beraber bisiklette sürme şansı yakalayabilirse ben sana yetişemem. Yaşım ve kondisyonum dolayısıyla görüyorsun ben çok ufak tefek bir insan değilim. Arkadaşlar bu konu hakkında söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Kendisini takip edin. Videonun açıklama kısmında kendisine ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini ve kendisi hakkında yazmak istediği şeyler varsa onları orada bulabileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone değilseniz kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.